Bahar. Bahar. Sen buraya ait değilsin Bahar. Öyle mi? Burası Türkiye değil mi? Burada uzaylılar mı yaşıyor? Annen haklı olabilir. Biz seninle bu konuyu konuştuk. Çözdük zannediyordum. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirsin. Bir dahakine beni vurmazsan bence hiçbir sorun kalmaz. Ne? Bu hale seni bu adam mı soktu? Anne, düşündüğün gibi değil. Yapmak zorundaydı. Kızımı sen mi vurdun? Mecbur kaldın hayatını kurtarmak için. Ya, Yavuz, açıklama yapmak zorunda değilsin. Bana bakın. Başınız büyük belada. Ne iş yapıyorsunuz siz? Askerim. Anne, daha konunun ne olduğunu bile bilmiyorsun. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kaç kere söyledim, ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Tamam kızım. Bu iş burada bitmedi. Anne, anne. Anne, gel konuşalım. Konuşacak bir şey yok kızım. Kadın haklı. Endişeleniyorum senin için. Bir kere de bir kişi benim yanında olsa şaşarım zaten. Burada mı kalacaksın? Evet. Peki, anladım, inatçısın. Hiçbir şey söylemiyorum. Bana müsaade. Hayatımı kurtardığın için teşekkür ederim. Bu konuda ödeşmezsek sevinirim. İnşallah. İyi geceler. Sana da. Emin misiniz öyle olduğuna? Evet. Doktoru söyledi kızımın. O askerin adını bilmiyorum. Kızımı o vurmuş. Allah Allah. Lütfen gereğini yapın. Tamam, merak etmeyin. Ben ilgileniyorum. Teşekkür ederim. Comment est-ce que tu as dû me faire ça? Je te dis d'être absolument sûr avant le passé, non? Pourquoi est-ce que tu l'as vu alors? Merde. Allah'ım ya. Anne, sen daha gitmedin mi? Gitmedim. Dün gece ufak bir işim vardı. Ne işi? O adamı savcıya şikayet ettim. Ne yaptın, ne yaptın? O çeldi senin aklını, biliyorum. Sen onun peşinden geldin buraya. Anne, nasıl yaparsın sen bunu ya? O adam benim hayatımı kurtardı, hayatımı. Seni vurarak mı kurtardı kızım? Sen niye karışıyorsun ki? Kime şikayet ettin? Savcıya. Hemen gidip şikayetini geri alıyorsun. Almıyorum. Eğer sen benimle dönmeye söz verirsen, o zaman hemen gidip alırım. Anne, bunu yaptığına hala inanamıyorum. Kızım, ben seni burada bırakamam. Hiç mi acımıyorsun bana? Ya sen? Sen hiç acımıyor musun? Adamın nişanlısı benim masamda öldü. Ha, sen de vicdan yaptın, öyle mi? Bak kızım, sen o kıza müdahale ettiğin için başın belaya girmesin diye ben neler yaptım senin için, biliyor musun? Ben mecburdum anne. Biri seni şikayet etse bir daha doktorluk yapamazsın. E iyi, şikayet et o zaman. Sen şimdi benimle dönmüyor musun? Hayır. Peki kızım, sen bilirsin. İyi iş başardınız. Sağ olun komutan. Çoluğa bulmak için elimize iyi bir fırsat geçti. Nasıl? Şu gazeteci kızın Çolak'la görüşmesi için Yusuf aracı olmuş. Eylem. Adı neyse. Milli İstihbarat'la ortak hareket edip kızı teknik takibi alacağız. Çolak kıza ulaşınca biz de Çolak'a ulaşacağız.
Anladım, gayet iyi. İyi, haberleşiriz. Ha bu arada... biri seni savcıya şikayet etmiş. Savcı hemen ifadeni almak istiyor. Konu neymiş? Bahar. O mu şikayetçi olmuş bilmiyorum. Öğreniriz. Ne yapıyorsun? Ne yapayım komutanım? Kafayı yemekle meşgulüm. Nasıl yapar böyle bir şey ya? Çolak kızı kullanıyor. Gidip bunun hesabını soracağım ondan. 50 kere aradı, cevap vermedim. Yok, öyle bir şey yapmayacaksın. Kızı ziyaret etmek zorunda kalabilirsin amca. Ben mi? Neden komutanım? Çolak'la buluşma ihtimali var. Ne? Yasinler dinlemeye aldı kızı. Duruma göre bakacağız. Ben de gidip savcıya ifade vereceğim şimdi. Nasıl, niye? Bahar'ı vurduğum için. Hayda. Gönüllü olsa da olur. Sağlık ocağı, hastane fark etmez. Yakınlarda bir tane mülteci kampı var. Orada da kesin doktora ihtiyaçları vardır. Hadi Nazım ya, vardı seni tanıdığın. Selam. Gireyim. Aha. Tamam. Tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Hoş geldin, hayırdır? Şikayet edilmişim. Annem. Ama yarın gidip savcıyla konuşacağım ben. Yok, ben olanları savcıya anlatacağım. Ya başına iş açılırsa? Adaletin önünde boynumuz kıldırınca. Merhaba. Ben savcı beyle görüşecektim ama. Şu anda müsait değil. Biraz bekleyin. Olayda yaralanan doktor sizsiniz değil mi? Evet, benim. Yavuz Üsteğmen yaraladı sizi. Evet, ama yapmak zorundaydı. Nasıl yapmak zorundaydı? Ben rehin alınmıştım. O da teröristi vurmak için bunu göze aldı. Bakın, bu ciddi bir durum. Biliyorsunuz asker dahi olsa herkes hukuka uygun davranmalı. Bir sivilin hayatını tehlikeye atmış. Evet, ama bunu yaparak bir sürü insanın da hayatını kurtardı. Yani ben şikayetçi değilim. En azından kendi adıma. Kusura bakmayın Bahar Hanım, o işler öyle olmuyor. Ne olacak şimdi? Dava falan mı açılacak? Mahkeme uyduğum görürse evet. Ben de görevimi en iyi şekilde yapmak için milletime söz verdim. Tutuklanmayacak değil mi? Yani öyle bir şey olmayacak. Dediğim gibi ona hakim karar verecek.